Merhaba Shift.net izleyicileri, ben Mertcan. Bu videodaki inceleme konuğumuz Casper Excalibur G900. Bu bilgisayarın varyasyonlara bağlı olarak 17 bin lira ile 35 bin lira arasında bir fiyat etiketi sunduğunu belirtelim ve incelememize başlayalım. Bilgisayarın tasarımından başlayacak olursak Casper Excalibur G900 her oyuncu bilgisayarı gibi dışarıdan bakıldığında kendisinin bir oyuncu bilgisayarı olduğunu belli ediyor. Bilgisayarın kasası tamamen metal, yani dayanıklı ve kaliteli bir hissiyat veriyor size. Ana rengi siyah olan bilgisayarın bazı yerlerinde bronz rengini görüyoruz. Genelde oyuncu bilgisayarlarında biraz daha canlı yerlere renk verilir. Ama bunda canlı renklerden ziyade biraz daha ağır renkler kullanılmış. Zaten bilgisayarın klavyesinde yeteri kadar RGB aydınlatmaya yer verilmiş. Bu bilgisayara zaten renkli bir tasarım katıyor. 36.1 cm'ye 24.6 cm kasa boyutlarına sahip olan bu bilgisayar 19.9 mm, yani yaklaşık 2 cm'lik bir kalınlık sunuyor. Ağırlığı ise 2.1 kg şeklinde. Bu değerler özellikle böyle bir canavar için oldukça iyi. Bu tarzda güçlü bilgisayarların genelde daha ağır ve daha büyük tasarımlara sahip olduğunu görüyoruz. Ama Casper Excalibur G900 bu gücü vermesine rağmen gayet şık, ince bir tasarımla bizleri karşılıyor. Excalibur G900'ün üstündeki girişlerine baktığımızda bizi sol tarafta USB 3.1 birinci jenerasyon Ethernet girişi ve micro SD kart girişi karşılıyor. Sağ tarafta ise 2 adet USB 3.1 birinci jenerasyon ve kulaklık ya da mikrofon girişi yer alıyor. Dizüstü bilgisayarlarda çok görmüyoruz ama bunun arka girişinde de bazı girişler yer alıyor. Bu girişlere baktığımızda ise 1 adet USB Type-C 3.1 ikinci jenerasyon, 1 adet mini display port, 1 adet HDMI ve son olarak da güç girişi görüyoruz. Ayrıca bu bilgisayarın tasarım detaylarından bir tanesi de çok fazla fan çıkışına sahip olması. 6 tane fan çıkışına yer veriliyor bu üründe. Bu 6 tane fan çıkışı bence çok güzel duruyor. Hani çok güzel yerlere konumlandırılmış bilgisayarda bilgisayara daha da asil, daha da havalı bir duruş katıyor. Bilgisayarın ön tarafına geçelim ve bizi 15.6 inçlik bir ekran karşılıyor. Bu 15.6 inçlik ekran Full HD çözünürlüğünde 5 milisaniye gecikme süresi sunan ekranın en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de 144 Hz tazeleme oranına sahip olması. Genelde bilgisayarlarda, yani laptoplarda gördüğümüz ekranlar 60 Hz tazeleme oranına sahip oluyor. Bu 60 Hz tazeleme oranında eğer ki bir oyundan 100 FPS alıyorsanız siz bunu 60 FPS olarak görebiliyorsunuz. Yani bu tazeleme oranının değerinin fazlasını göremiyorsunuz. Fakat 144 Hz ekranda bu değer biraz daha yükseldiği için FPS de haliyle biraz daha yüksek görebiliyorsunuz. Yani 160 FPS aldığınız bir oyunda 144 Hz ekranda bunu 144 FPS olarak görebiliyorsunuz. Ekranın altına baktığımızda klavyenin üst tarafında ortada güç tuşu ve yanlarında hoparlör ızgaraları bulunuyor. Bu bilgisayar hoparlör konusunda oldukça iddialı, gayet güzel yüksek sesler verebiliyor ve bunun yanı sıra yüksek sesler verebiliyor ama sesleri de çok güzel bir şekilde alabiliyorsunuz bu bilgisayarın hoparlörleri sayesinde. Ayrıca bu hoparlörlerin Dolby Atmos ses teknolojisine sahip olduğunu da belirtmemde fayda var. Bu sayede sesleri daha da ayrıntılı, daha da güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. Klavye ve touchpad tarafında oldukça kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Klavyesi gerek basma hissiyatı gerekse tuş aralığı olarak oldukça başarılı. Yalnız klavyesi için tek bir eleştirim olacak. Caps Lock tuşunda ışık yok. Olsa çok iyi olurmuş. Hani en azından Caps Lock'un açık ya da kapalı olduğunu anlayabilirdik böylece. Bunun dışında klavyede bol bol ışık görüyoruz. RGB aydınlatmaya yer verilen bu klavyede her oyuncu bilgisayarında olduğu gibi yine aydınlatmaları görüyoruz. Bu aydınlatmalar nasıl çalışıyor diyecek olursanız, bu bilgisayarı aldığınızda bilgisayara yüklü bir yazılım geliyor ve bu bilgisayardaki yazılımdan ışıkları güzel bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca klavyenin yanı sıra bir de bilgisayarın iki köşesinde ışığın yer aldığını söyleyeyim sizlere. Fakat bu köşedeki ışıklar RGB aydınlatmaya sahip değil, yalnızca 3 renk verebiliyor size. Touchpad deneyiminden bahsedecek olursak, touchpad'in de gayet güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Oyuncu bilgisayarlarında genelde touchpad kalitesi
çok fazla olmaz. Ama bu bilgisayarda öyle değil. Gayet kaliteli bir touchpad kullanılmış. Yani ben gündelik kullanımda bu bilgisayarı touchpad ile kullanırken herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Fakat tek dezavantajı touchpad'in çok hassas yapıda olması. Yani en ufak dokunuşunuzu algılıyor. Bu benim için bazen problem yarattı. Donanım bu bilgisayarda beni en çok heyecanlandıran unsurlardan bir tanesi oldu. Başta da belirttiğim gibi çok güçlü bir donanımla birlikte karşılıyor bu bilgisayar bizi. İşlemci tarafında i7-8750H işlemcisini görüyoruz. Bu laptopta kullanılabilecek olan en güçlü mobil işlemcilerden bir tanesi. Kafilek tabanlı olan bu işlemci bize 6 çekirdek ve 12 izlek sunuyor. Gündelik kullanımda yani yük gerektirmeyen durumda 2.20 GHz hızında çalışan bu işlemci yük altında yani oyunlarda 4.10 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu işlemci yaptığımız Geekbench testinde tekli çekirdekte 4.942, çoklu çekirdekte ise 21.363 puan almayı başarıyor. Excalibur G900'ün ekran kartı tarafında ise bizleri RTX 2080 Max-Q karşılıyor. RTX 2080 ekran kartı bir dizüstü bilgisayarda kullanılabilecek olan en güçlü ekran kartı. Max-Q modelinin dezavantajları nelerdir? Biraz size onlardan bahsedeyim. RTX 2080'e göre daha düşük bir performans sunar ama şöyle aham şaham bir performans farkı yoktur arasında, onu belirteyim. Bununla beraber aynı zamanda avantaj olarak daha da az güç tüketimi sunuyor kullanıcılara. Bu bilgisayarın RAM tarafında bizleri 32 GB'lık DDR4 RAM'ler karşılıyor. İki farklı modülle gelen bu RAM'ler bize 2666 MHz hızını sunuyor. Depolama tarafında da bu bilgisayarda 1 TB SSD'ye artı olarak 1 TB SSD ve buna da artı olarak 1 TB hard disk geliyor. SSD'ler Intel'in SSD'si ve M.2 slotuna dahil. Yaptığımız hız testinde bu SSD'ler saniyede 1858 MB okuma, saniyede 1781 MB ise yazma hızına ulaşmayı başardılar. Hard disk de var. 1 TB'lık hard diske yaptığımız hız testinde de saniyede 117 MB okuma ve saniyede 120 MB yazma hızına ulaşabildik. Şimdi soğutma tarafına gelelim. Bu kadar güçlü bir bilgisayarın soğutma sistemi nasıl olabilir? Benim bu bilgisayarı ilk önüme aldığımda, ilk açtığımda en çok tedirgin eden şeylerden biri buydu. Soğutma sistemi, ama biraz kullandıkça anladım ki soğutma sistemi üzerinde gayet iyi bir şekilde çalışılmış. Bilgisayarda bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. İşlemcide ve grafik kartında olmak üzere iki farklı fan bize ses konusunda da herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Yani çok fazla ses çıkarmadığını söyleyebilirim fanların. Bilgisayarın bir de maksimum soğutma modu var. Bu mod sayesinde işlemci sıcaklığını 10-15 derece kadar daha düşürebilirsiniz. Stres testi yaptım zaten. Ekranda görüyorsunuz. Sağdaki fotoğraf normal fan moduyla, soldaki fotoğraf ise maksimum fan moduyla elde edilmiş sıcaklıkları gösteriyor. Bu fotoğraflarda da yaklaşık 10-15 derecelik bir ısı kaybının yaşandığını görebilirsiniz. Şimdi oyun testine geçelim. Gelelim bu bilgisayarı kimler almalı, kimler kullanmalı konusuna. Bu bilgisayar aslında direkt olarak oyunculara hitap ediyor. Yani ben bir oyuncu bilgisayarım diyor. Ama tabii yüksek performans sayesinde bu bilgisayarı kurgucular da ya da işi grafik tasarım olan insanlar da kullanabilir. Evet, bu videomuzda Casper Excalibur G900'de yakından baktık. Cihazı beğendik. Gerçekten güzel bir cihaz. Özellikle performans konusunda beni çok heyecanlandırdı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.